Günaydın. Bugün 13 Nisan Perşembe. Sabah Haber'de karşınızdayız. Bakalım güne ve gündeme neler yansıyor. Hem manşetlerden hem haber bültenimizden takip edelim. Ben Nardem Bingöl, yayındayız. Hatırlatalım nerelerdeyiz. Sosyal medyadayız. FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarındayız. Dijital platformda da yayındayız. Kuzey Kıbrıs Smart TV'den aramıza katılabilirsiniz. Hemen manşetlere bakalım. Manşetlerdeyiz ve Diyalog gazetesiyle başlayalım. Hayat durdu manşetini paylaşıyor gazete. Kuzey Kıbrıs'ın bazı bölgelerinde 24 saati bulan elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar isyan noktasına geldiler. Long Beach sakinleri isyan etti. Hem karanlık hem de zarar alt başlıklarını aktarıyor gazete. Elektrik kurumu çalışanlarının genel grev eylemi devam ederken ülkenin birçok noktasında dün de uzun süreli kesintiler yaşandı. Özellikle İskele Long Beach bölgesinde kesintilerin 24 saati aşması nedeniyle isyan noktasına gelen vatandaşlar yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istedi. Gazi Mausa'nın bazı bölgelerinde ve 4 yolda elektriksiz kalan vatandaşlar da Kıptek yetkililerini arayıp tepkisini dile getirdiler vatandaşlar. Kesintiler yüzünden işlerini yapamadıklarını ve ciddi zarara uğradıklarını belirterek bu zararları kim karşılayacak diye sordu. Gazetenin manşet haberinden aktarılıyor. Cimris araştırmasının ikinci bölümü yayınlandı ve ikinci bölümünde güvenilir kurumların başında polis geliyor. Siyaset dibe vurdu diye aktarıyor gazete, ayrıntıları iç sayfalarda verdiği haberde. Yine ön sayfada kameralar ele verdi haberi, ayrıntılar iç sayfalarda. Gazi Mausa'da 7 farklı noktada trafoları kapatarak kentin elektriksiz kalmasına neden olmakla suçlanan Kıptek çalışanı Baybora Gündüz tutuklandı ve bir kişi aranıyor diye aktarıyor gazete. Bir diğer adli haberler de yine ön sayfada. Bakalım, dosyası kabarık başlıklı haber. Ağacında tabanca ve uyuşturucu bulunan Ali Yavuzcan cezaevine gönderildi. Dosyası kabarık. Demirhan'da bir evden birçok eşya çalan Suzan teminatla serbest kalırken erkek arkadaşı Abdurrahman cezaevine gönderildi. 19 sabıkası var. Bir diğer haberse Palan kardeşler yakayı ele verdi şeklinde. Yapımı devam eden inşaattan tavana monteli 37 kilo bakır boruyu yerinden söküp çalan şahıslarla ilgili haber. Bu şahıslar tutuklandı, yakalandı. Palan kardeşler yakayı ele verdi diye gazete aktardı. Güneş'e geçelim. Bakalım Güneş'ten neler paylaşıldı. Halk el senin arkasında değil başlığını görüyoruz Güneş gazetesinde. Ayrıntılara bakalım. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Elsen'in eylemine dikkat çekerek halkın desteğini almayan hiçbir eylem başarıya ulaşamaz dedi. Halk Elsen'in arkasında değil başlığını görüyoruz. Ayrıntılara bakalım. Kapı kırmayı alışkanlık haline getirdiler. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre katıldığı bir televizyon programında bazı açıklamalar yaptı gündeme dair. Töre, Kıptek'e düşen görevin hizmet alımı yaparak arızaları gidermesi ve soruşturma açması olduğunu belirtti. Elsen üyelerinin meclis kapısını kırdığına işaret eden Töre, kapı kırmak artık alışkanlık haline geldi. Elbet eylem yapabilirler, eylemin şeklini kendileri belirleyebilirler ama kapıları kırmak devlete zarar vermek demektir. Cumhuriyet Meclisi çalışmaları devam ederken pencereden yumurta fırlatmak ne demek? Polisi bu kadar itmeye ne gerek vardı diye konuştu. Bununla ilgili açıklamaları manşetten aktarılıyor.
Ayrıca halkı mağdur ediyorlar. Yine halkın yaşanan elektrik sorunlarından dolayı mağdur olduğunun da altını çiziyor töre. Sendikaların eylem yapabileceğini ama halkı mağdur ederek, devletin malına zarar vererek bunu yapmamaları gerektiğini belirtti ve halkın desteğini almayan hiçbir eylem başarıya ulaşamaz. Elsen'in eyleminin arkasında da halk yoktur açıklamasını yaptı. Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı yeni terminal binası ve pistinin 18 Nisan'da hizmete gireceğini ve açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını açıkladı. BRT'de 17. saat programının açıklamalarda bulunduğu Arıklı, herhangi bir sıkıntının olmadığını, kalıcı elektrik gelene kadar sorunu geçici elektrikle çözeceklerini söyledi. Ercan Havaalanı hepimizin serveti diyen Arıklı, biraz gurur duyalım. Aksilikler var, aksamalar var ama netice itibariyle açılıyor. İstanbul Havaalanı 4 yıl önce bitti ancak hala eksiklikler var ifadelerini kullandı. Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz ve hava yollarında ciddi bir açılım olacağı müjdesini de verdi. İzliyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı'nın yeni terminal binasının 18 Nisan'da açılacağını kaydetti. Bakan Arıklı, 18 Nisan'da orayı açacağız inşallah, bir sıkıntımız yok. Türkiye Cumhurbaşkanı gelecek ve orayı açacak ifadelerini kullandı. Kalıcı elektrik için beklediğimiz parçalar vardı. Onların bir kısmını değişik şekillerde hallediyoruz. Ve onun da sebebi şu. Hücre ve pano dediğimiz Kahramanmaraş'ın Kilis'te üretilen bir fabrikanın ürettiği malzemeler vardı. Son partiydi. Deprem olunca gecikme oldu. Üretim aksadı. Bize 30 Nisan'da teslim edecekler diye yazı yazdılar fabrika. Biz de daha önceden karar vermiştik 18'inde açacağız diye. O tarihi değiştirmemek için ne yapması gerekiyorsa 3 gündür orada toplantı yaptık. Ve bugün Türkiye'den devlet hava meydanlarından da teknik heyet geldi, genel müdür yardımcısı başkanlığında. Sorunları birer birer çözüyoruz ve 18'ine hazır olacak. Kalıcı elektrik gelene kadar geçici elektrikle sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Arıklı, birileri şimdi bayram ediyorlar açılmayacak diye, gülüp geçiyorum, karar verdik açılacak, bitti dedi. Ya bu hepimizin serveti, bizim servetimiz. Günün sonunda bu adam, oradaki yapan, o havaalanı yapan adam ceketini alıp gidecek. Şu andaki rakamlara göre harcanan para 350 milyon avrodur. Bir süre sonra bu havaalanı bizim malımız olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin malı olacak. Türkiye'nin 4. büyük havaalanına eş değerde. Ya biraz gurur duyalım. Tamam, anladık. Aksilikler var, aksamalar var. Gecikmeler var, bizden kaynaklanıyor, onlardan kaynaklanıyor. Ama netice itibariyle açılıyor artık. Ufak tefek aksamalar elbette var. İstanbul Hava Yolları, İstanbul Havaalanı bitti. 4 yıl önce bitti. Hala daha yine Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Vekili'nin bugün söylediği gibi hala daha eksiklikler var. Onlar gideriliyor. Bakan Arıklı, Elsen'in eyleminin elektrikte bir sıkıntıya yol açıp açmayacağı yönündeki bir soruysa, bir sendikanın bu ülkenin önünü tıkamasına razı olmayacağız, hizmet satın alacağız diyerek yanıtladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ramazan bayramında yaşanacak yoğunluğun bir sıkıntıya yol açacağına inanmadığını da ifade ederek, sonuçta 10 milyon yolcu kapasitesine sahip bir havaalanından bahsediyoruz ve şu anda da bizim yolcu kapasitemiz 3,5 ile 4 milyon. Kullanmayacağımız birçok alan var, kullanmayacağımız körükler, yürüyen merdivenler var. Kullanabileceğimi açarım, diğerlerini sonra açarım, bu açılış için engel değil dedi. Bakan Arıklı, güvenlikle ilgili de bir sorun olmadığını ifade ederek özel şirketten hizmet alınacağını, söz konusu anlaşmanın da imzalanacağını kaydetti. Arıklı konuşmasında ülkede deniz ve hava yollarında ciddi bir açılım olacağı müjdesini de verdi. Harika bir gemi aldık. O gemide 17'si akşamı burada olacak. Büyük ihtimalle Allah'tan bir mani olmazsa 18'inde onun da teslimatını gerçekleştireceğiz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz yollarına da rekabete yol açabilecek bir açılım yapacak. Biliyorsun 16'sında Filay Kıbrıs Hava Yolları, o da uçuşunu yapıyor. İstanbul'a gideceğiz ve oradan o ilk uçuşu birlikte yapacağız.
Peki. Hem deniz yollarında hem de hava yollarında ciddi bir açılım var ve bilet fiyatlarında çok ciddi düşüş var. Yani bundan diyelim ki 3-4 ay önce İstanbul'a Ankara'ya 2500-3000 liraya bilet bulamazdınız. Şu anda 700 lira, 800 liralara kadar düştü. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şirketlerin devreye girebilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Bakan Arıklı, Elsen'in kamu ihale değişiklik yasası konusunda sürdürdüğü eyleme de değindi. Elsen'in Kıpteki satmak istiyorlar söylemlerine değinen Bakan Arıklı, Kıpteki satmak isteyen kim? Biz bu ülkeye temiz, ucuz ve sürdürülebilir bir enerji bulmak zorundayız. Bu da siyasi iradenin işi. Anlamsız bir şekilde karşı çıkıyorlar, dedi. Türkiye'den kabloyla elektrik gelmesinin olmazsa olmaz olduğunu da ifade eden Arıklı, bütün ada ülkelerinin ana karaya bağlandığını kaydetti. Sürmanşetteyiz. Anadolu suyu kuraklığa çare olacak açıklamasına bakalım. Projenin ilk kısmı tamam. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un açıklamaları yer alıyor. Türkiye'den getirilen suyun Mesarya Ovası'nda tarım arazileriyle buluşmasıyla kuraklık sorununun ortadan kalkacağı ve tarımsal ürün çeşitlerinin artacağını söyledi. Oğuz, Türkiye tarafından yapımına başlanacak Orta Mesarya Ovası sulaması iletim hattı yapımı ikinci kısım projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Mersin'den deniz altından boru hattıyla getirilen suyun ülkenin en büyük ovasına ulaştırılacağını kaydetti. Bugüne kadar Türkiye'den getirilen sudan daha çok içme ve bireysel kullanımda faydalanıldığını belirten Oğuz, bu suyun tarım alanlarına verilmesi için projenin ilk kısmının tamamlandığını, Mesarya Ovası'ndaki tarım alanlarına ulaştırılması için iletim hattı inşaatına başlanacağını dile getirdi. Haber sürmanşette. Beklenen ilaçlar geldi, logo yanındayız. Sağlık Bakanlığı talepleri doğrultusunda ilaç ve eczacılık dairesine ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, Parkinson ilaçlarının geldiğini açıkladı diye haber aktarılıyor. Adlarını yaşatacağız. Bir başka haber ön sayfada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Adıyaman'da İsyas Otel'deki enkazda hayatını kaybeden şampiyon meleklerin öğrenim gördüğü Gazi Mausa Türk Marif Koleji'ni ziyaret etti. Gazi Mausa Türk Marif Koleji hepimizin yüreğinde bambaşka bir yere sahip. Bu acıyı ömrümüz yettiğince yüreğimizde taşıyacağız. Onların adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Açıklamaları ön sayfada yer alıyor. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne, manşetine bakalım. Borç devletin manşetini görüyoruz gazetede. Ayrıntılara geçelim. Vatan Gazetesi'nde manşet haberde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Aksa Enerji Üretim, Aksa Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısı meclis komitesinde oy çokluğuyla onaylanarak genel kurula gönderildi. Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamayı paylaşıyor gazete. Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi dün saat 10'da söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi gündemiyle toplandı. Bununla ilgili ayrıntıları paylaşıyor gazete. Ön sayfadan manşetten verdiği haberde. Ve Gazi Mausa'da elektrik akımlarının kesilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Şimdi haberimiz var, izleyeceğiz. Gazi Mausa'da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait 7 ayrı trafo odasında elektrik akımlarının kesilmesi olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği paylaşılıyor. Gazi Mausa'da 10 Nisan gecesi bir şahsın aktif olan elektrik akımlarını kestiği tespit edildi. Polis Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait 7 ayrı trafo odasında elektrik akımlarının kesilmesi olayıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı.
Polis basın subaylığı Gazi Mausa'daki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait trafo odalarına yetkisi olmadığı halde girerek elektrik akımlarını kestiği tespit edilen 50 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 10 Nisan pazartesi saat 21.30 sıralarında Kıbrıs'taki ait 7 ayrı trafo odasına girilerek yetkili olmadığı halde aktif haldeki elektrik şalterlerini kapalı konuma getirip elektrik akımlarının kesilmesi olayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir kişi tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Devam ediyoruz. Seyri sefer ruhsatı olmayan araç sürücülerine uyarı var. Logo üstündeyiz. Polis seyri sefer ruhsatı olmayan araç sürücülerinin aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra araçların trafikten men edileceği uyarısında da bulundu. Logo üstünde yer alıyor. Logo yanına geçelim. Anadolu'nun suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuraklığa çare olacak açıklaması var. Bakan Oğuz'un açıklamaları. Orta Meselya Ovası sulaması iletim hattı yapımı ikinci kısım projesini değerlendirdi. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye tarafından yapımına başlanacak Orta Meselya Ovası sulaması iletim hattı yapımı ikinci kısım projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mersin'den deniz altından boru hattıyla getirilen suyun ülkenin en büyük ovasına ulaştırılacağını kaydetti şeklinde aktarılıyor açıklamaları. Özel Sayın açıklamalarına geçelim. Rum tarafı sınır kapılarında yeni zorluklar çıkarıyor. Cumhurbaşkanlığını göreve davet ediyoruz açıklaması var. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamaları. Rum tarafının geçiş kapılarında Türkiye kökenli vatandaşlara yeni sıkıntılar yaratmaya başladığını belirtti. Özersay, Cumhurbaşkanlığını bu konularda inisiyatif alarak konuyu yabancılar ve Rum tarafı nezdinde gündeme taşımaya davet etti. Özersay yaptığı yazılı açıklamada yıllarca geçiş kapılarından geçebilen insanlardan ve çocuklarından şimdi ilave yeni belgeler talep etmek, gereksiz zorluk çıkarmaktan ve mevcut uygulamayı geri götürmekten başka bir şey değildir. Geçişler daha da kolaylaştırılacağına her gün daha da zorlaştırılmaktadır ifadelerini kullandı. Alayköy'de yola atılan 4 yaşındaki çocuğa araç çarptı. Bir başka haber yine ön sayfada gördüğümüz. Alayköy'de akşam üzeri meydana geldi bu trafik kazası. Aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Rıdvan Efe Aladağ isimli çocuğun tedavisinin hastanede devam ettiği bilgisi paylaşılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en fazla kalp damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor. Yakında Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hamza Duygu, kalp damar hastalıklarında sigara, düzensiz beslenme, obezite, aşırı alkol tüketimi, aşırı stres gibi pek çok risk olduğunu söyledi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en fazla kalp damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor bilgisini paylaştı. Türkiye'deki seçimlere yönelik bir haber de yine paylaşılıyor, aktarılıyor ön sayfada. Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3 temsilcilikte oy kullanma işlemi yapılacak bilgisi aktarılıyor. Halkın Sesi'ne geçelim. Siyasete güven dipte yapılan bir araştırma gazetenin manşet haberinde ve yapılan bu araştırmanın sonuçları aktarılıyor. En çok memnun olunan kurumlar polis, yargı, finansal kurumlar olarak yer alıyor. En az güven duyulan kurumlarsa siyasi partiler, medya ve sendikalar olarak sıralandı. Göç, kimlik ve Halk Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı anket sonuçları manşette. Anket sonuçları Kıbrıslı Türklerin siyasetçilere olan güveninin dibe vurduğunu ortaya çıkardı. Vatandaşların ülkede en fazla güvendiği ve memnuniyet duyduğu kurum polis teşkilatı oldu. Güven konusunda polisi yargı takip etti. En az güven duyulan kurumlarsa siyasi partiler,
medya ve sendikalar olarak sıralanıyor. Siyasi partilere güven Eylül 2020'de 2.11 iken bu rakam Mart 2023'te 1.87'ye gerilemiş durumda. Sendikalara güven oranı ise Eylül 2020'de 3.70'ti. Mart 2023'te 2.11'e düştü diye gazete paylaşıyor anket sonuçlarına göre. Eylül 2020'de 3.17 olan Cumhurbaşkanlığına güven oranı Mart 2023'te 2.25'e geriledi. Hükümete güvense 2.50'den 2.17'ye gerilemiş durumda. Ankete göre ülke yönetimi tüm başlıklarda 10 üzerinden 5'in altında puan aldı. Katılımcılar gelir dağılımında adalet konusuna 10 üzerinden 3.85 not verdi. Yönetenlerin hesap verebilirliğine 3.72 puan verdi. Eğitim, sağlık ve çevre konularında da notlar 3.70'i geçemedi diye aktarıyor gazete. Siyasete güven VIP'te başlığıyla aktardığı haberde. Bakalım logo üstünden neler aktarılıyor. Kıptek çalışanı sabotajdan tutuklandı. Gazi Mosa'da geçtiğimiz pazartesi akşamı 7 ayrı trafo odasına girerek elektrik şalterlerini kapatan ve bölgede elektrik kesintisi yaratan Kıptek çalışanı 50 yaşındaki Baybora Gürbüz tutuklandı. Cumhurbaşkanlığı adım atmalı. Bir diğer haber yine logo üstünde. HP Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamaları. Rum tarafının geçiş kapılarında Türkiye kökenli vatandaşlara yeni sıkıntılar yaratmaya başladığını belirterek Cumhurbaşkanlığını bu konularda inisiyatif alarak konuyu yabancılar ve Rum tarafı nezdinde gündeme taşımaya davet etti. Maaş kesintisinden geri adım. Maaşlardan zorunlu kesinti kaldırılarak kesinti yaptırmak isteyen çalışanlar için dilekçe verme koşulu getirildi. Maaş kesintisinden geri adım şeklinde paylaşılıyor haber. Seyir seferi olmayan araçlar trafikten men edilecek. Bir diğer haber yine aktarılan. Polis dünden itibaren geçerli. Seyir sefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araçların trafikten men edileceğini duyurdu. Bu noktada da uyarı geldi. Ve acılar ilk günkü gibi haberi de ön sayfada. Şampiyon meleklerin yattığı Mavusa kabristanlığı hala ilk günkü gibi ailelerin feryatlarına ve durmak bilmeyen gözyaşlarına tanıklık ediyor. Ve bu acı hiç dinmiyor. Acılar ilk günkü gibi gazetede paylaşıyor. Yeni Bakış'a geçelim. Yeni Bakış gazetesi de TAMS Başkanı Güven Bengihan'ın açıklamalarını manşete taşıdı. Mecliste görevli çalışanlara teşekkür edileceğine soruşturma memuru atadıklarını söyledi. Depo müdürünü soruşturma memuru atadılar manşetiyle gazete aktarıyor haberi. Bengihan'ın açıklamaları var. Yapmış olduğu açıklamalar ön sayfada. Sendikamızın mesai sonrasında ek olarak çalışma yapılmaması konusunda aldığı bir karar var açıklamasını yapıyor. Mesai saatleri içerisinde gelsinler saat 8'de saat 9'da meclisi açsınlar 16-15'e kadar bitirsinler. Meclis geçtiğimiz gün saat 13'e doğru açıldı. Çalışanlardan gece yarılarına kadar her gün kalmaları isteniyor açıklamalarını yaptı. Bengihan açıklamaları şöyle, hükümetin bakanlar kurulu kararıyla her istediğini yapacağını zannettiğini belirterek böyle bir yönetim şekli yoktur dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik ve hukuk devleti olduğunu söyleyerek ancak hükümet edenlerin anayasa ve diğer yasalara uygun davranmadığına dikkat çekti. Bunu savunuyor diye gazete paylaştı. Mecliste görevli çalışanlara teşekkür edileceğine soruşturma memuru atadıklarını bunu yazılan yazıda ise alışkanlık haline getirdiğiniz yazıldığını kaydetti. Bununla ilgili ayrıntılar, Bengihan'ın yapmış olduğu açıklamalar gazetenin ön sayfasında yer alıyor.
Bir diğer haberse ne pahasına olursa olsun burada olacağız haberi. Bakalım haberimiz de var, izleyeceğiz. Cesur Ev'in açıklamaları. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Elsan Başkanı Çağlayan Cesur Ev'in açıklamaları yer alıyor. Uzun soluklu bir görüşme yaptıkları Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla dün de görüştüklerini söyledi. Amcaoğlu'nun Başbakan Ünal Üstel'le irtibatta olduğunu, her an bir görüşme daha yapabileceklerini belirtti. Elsan Başkanı Çağlayan Cesur Er, sorunların kaynağı değil çözümün kaynağı olmak için uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi. Kamu ihale yasasındaki değişikliklerin endişe yarattığına da işaret etti ve 15 gündür yoldayız, 15 gün daha devam ederiz dedi. Elsan Başkanı Çağlayan Cesur Er, belediye elektrik konusundaki son durumla ilgili açıklama yaptı. İş bırakma eylemlerinin sürdüğünü söyledi. Cesur Er, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla olumlu ve uzun soluklu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak hükümetteki sıkıntının devam ettiğini gördüklerini belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'yla uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirildi. İyi bir diyalog ortamı yakalandı. Ancak ardından Bakanlar Kurulu'nda konu geldiği zaman tam içeriğini bilmemekle birlikte belli ki bir sıkıntılar yaşanıyor. Sorunun henüz aşılamadığı ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor ama biz 15 gündür yoldayız. 15 gün daha yolda kalmaya da hazırız. Top hükümet tarafındadır diyen Cesur Er, ortak akılla sorunların çözülebileceğini ifade etti. Elsan Başkanı Cesur Er, kamu ihale değişiklik yasasındaki değişikliklerin endişe yarattığını da kaydetti. Bizim esas derdimiz kamu ihale yasasında yapılacak olan değişikliğin adrese teslim. Tek bir firma yoksa bir santrala mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bütününe, yani ihtiyacımız olduğu zaman enerji alıp ihtiyacımız olduğu zaman satabileceğimiz bir düzenleme. Bunlarla ilgili bizim sıkıntılarımız, endişelerimiz vardı. Bu ülkenin geleceğinin daha parlak olması için, faturaların aşağı düşebilmesi için birebir bildiğimiz ve gördüğümüz sorunlarla ilgili olarak da kayıtsız kalmamızı hiç kimse beklemesin. Kıptek çalışanının tutuklanmasına ilişkinse Cesur Er, trafoların yanından geçenlerin ya tutuklandığını ya da ifadesinin alındığını söyledi. Devam ediyoruz. Meclis komitesinden geçti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısı meclis komitesinde oy çokluğuyla onaylanarak genel kurula gönderildi. Meclis komitesinden geçti. Seyri sefer ruhsatı olmayanlara yasal işlem, polis seyri sefer ruhsatı olmayan araç sürücülerinin bu sürücülerin aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra araçların trafikten men edileceği uyarısında da bulundu. Polis basın subaylığından yapılan açıklama yer alıyor. Bugünden itibaren ülke genelinde gerçekleştirilecek trafik denetimleri kapsamında geçerli seyri sefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra motorlu araçlar ve yol trafik tüzüğünün polise verdiği yetkiye dayanarak sürücülerin araçlarının da trafikten men edileceği kaydedildi. Seyri sefer ruhsatı olmayanlara yasal işlem. Cezaevine gönderildi. Bir başka haber aktarıp noktalayalım gazeteyi. Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Boris Kemka Hinda Lambo mahkeme huzuruna çıkarıldı ve cezaevine gönderildi diye gazete paylaşıyor. Bakalım Avrupa Gazetesi'ndeyiz. Avrupa neler aktardı? Avrupa Gazetesi de Türkiye'de yaklaşan seçimleri manşetine taşıdı. Bu seçimlerle ilgili olarak haberi manşetine aldı. Ve seçimlerle ilgili Türkiye ve Dünya Erdoğan döneminin 14 Mayıs'ta kapanacağına kesin gözüyle bakıyor şeklinde aktardı. Ayrıca seçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3 temsilcilikte oy kullanılabilecek. Bununla ilgili detayları da veriyor Avrupa Gazetesi. Ve Kıbrıs Gazetesi'ye geçtiğimizde üreticiye can suyu haberini görüyoruz manşette.
Ayrıntılara bakalım. Üreticiye can suyu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye'den getirilen suyun önce Güzellurt, ardından da Mesarya'da kullanılacağını söyledi. Narenciye üreticileriyle Çiftçiler Birliği ise memnun. Narenciye bahçeleri suya kavuşacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, projenin ilk kısmının tamamlanmasıyla önce Güzellurt'taki Narenciye bahçelerinin suya kavuşacağını belirterek Güzellurt'tan Mesarya'ya 44 kilometre uzunluğundaki iletim hattıyla suyun ulaştırılmasının ardından 97.200 dekar araziye ilk kez sulama suyu verileceğini söyledi. 468 milyon TL ekonomik katkı sağlanacak. Yine tırnak içerisinde açıklamasından Oğuz, projenin tarım alanında yeni istihdama katkısı bulunduğunu da belirtiyor. Anadolu'dan getirilen suyun verileceği Güzellurt ve Mesarya Ovası'nda meyve, sebze, yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar, tahıl ve yem bitkisi ürünlerinde tarımsal üretimin ülkeye yaklaşık 468 milyon TL'lik ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı. 468 milyon TL ekonomik katkı sağlanacak açıklaması tırnak içerisinde. Yine Oğuz'un açıklamaları. Oğuz, projenin tarım alanında yeni istihdama katkısı bulunduğunu da belirtiyor. Anadolu'dan getirilen suyun verileceği Güzellurt ve Mesarya Ovası'nda meyve, sebze, yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar, tahıl ve yem bitkisi ürünlerinde tarımsal üretimin ülkeye yaklaşık 468 milyon TL'lik bir ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı. Saf ve içme suyu niteliğinde yine Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçı'nın değerlendirmeleri de Türkiye'den gelen suyun tatlı su olmasından dolayı hem Güzellurt'ta hem de diğer bölgelere olumlu etkileri olacağını belirtiyor. Gelecek su arıtılmamış olacak ama gayet saf ve içme suyu niteliğinde bir su. Temiz su içen bölgelerde üretim arttığı ve rekolte yükseldiği için üretime büyük faydası olacak şeklinde bir açıklama yapıyor. Değerlendirmesi, yapılan değerlendirmeler bu yönde aktarılıyor gazeteden de. Sür manşete geçelim. Bakalım sür manşette ne paylaşıldı. AK Parti seçim beyannamesinde Kıbrıs konusuna geniş yer verildi haberi sür manşette gazetede. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için çalışmaya devam edeceğiz başlığıyla aktarılıyor. Kıbrıs konusuna özel vurgu yapıldı. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi seçim beyannamesi açıklandı. Beyannamede Kıbrıs konusuna geniş yer verildi ve yaşanan gelişmeler sıralandıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması için çalışmaya devam edeceğiz denildiği paylaşılıyor. Logo yanına geçelim. Kabloyla elektriğe ihtiyacımız var açıklaması logo yanından aktarıldı. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yaptı UBP Milletvekili Berova. Enerji üretimi konusunda 6 yıl içerisinde büyük bir problem yaşanacağını vurguladı. Kabloyla elektriğe ihtiyacımız var açıklamasını yaptı. Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur, ikinci mortgage yasasının bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Bizim de çocuklarımız ev sahibi olsun haberi de yine paylaşılıyor ayrıntıları iç sayfalarda. Polisten seyri sefer ruhsatı olmayan araç sürücülerine uyarı geldiğini aktarmıştık. Ruhsatı olmayan araçlar trafikten men edilecek haberi de yine paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı talep ettikleri ilaçların geldiğini duyurdu. Beklenen ilaçlar geldi. Yine ön sayfadan aktarılan haberlerden Kıptek çalışanı tutuklandı. Gazi Mosa'da aranan bir kişiyle birlikte bölgedeki 7 ayrı trafoya dıştan müdahale ederek devre dışı bırakan ve elektrik kesintisine neden olan Kıptek çalışanı bir şahıs tutuklandı. Kıptek çalışanın tutuklandığı haberi de aktarılıyor. Son olarak Yeni Düzen'deyiz. Yeni Düzen gazetesi görüşme var, sonuç yok manşetini paylaştı. Ersen eyleminde 15. gün geride kaldı ve görüşme var, sonuç yok diye gazete aktarıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Ersen'in
kamu ihale değişiklik yasa tasarısına karşı başlattığı eylemde 15. gün geride kaldı. Elektrikteki kaos nedeniyle ülke genelinde dönüşümlü kesintiler dün de devam etti. Sendika ve bakanlık arasında görüşmeler sürse de bir sonuç elde edilemedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ünal Bey'in talimatını bekliyorum. Kıptek bana bağlı değil, başbakandan gelecek, talimata göre ya tamam ya devam diyeceğiz dedi. Ersan Başkanı Çağlayan Cesurer, bu ülkenin sorunu hiçbir şeye gerek kalmadan 5 dakikada çözülebilir. Yasa geri çekildi dersiniz, oturursunuz, süreci doğru şekilde yönetirsiniz açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamalar aktarılıyor. Bu arada Erhürman'dan hükümete bir çağrı geldiği paylaşıldı. Uzmanları çağırın, ortak aklı bulun şeklinde. Enerji gibi yaşamsal bir alanda bu ülkenin 15 yılını bağlayacak bir karar üretilecekse bu ülkenin ortak akıl masasını kurmak aklın yoludur. Aceleye gerek olmadığını Sayın Üstel de meclis kürsüsünden açıkladı. Vakit var. Ayrıca bu istişarenin yapılması için çok vakte ihtiyaç da yok. Çağrının bu alanı uzmanlarını, bu alanda uzman odaları, sendikaları, ekonomik örgütleri ve ortak aklı bulun şeklinde Erhürman'dan da konuyla ilgili hükümete bir çağrı geldi. Bu arada Cumhuriyet Meclisi komitelerinin çalışmaları da devam ediyor. Şimdi haberimize bakalım. Devam edeceğiz. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında toplandı. Komite gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısını görüştü ve oy çokluğuyla onaylayarak genel kurula gönderdi. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen deprem ve diğer afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık yasasının görüşüldüğü, doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komitesi de toplanarak çalışmalarını sürdürdü. Yasada yapılan değişiklikle maaşlardan yapılacak kesintinin gönüllülük esasına göre kişinin başvurusuyla yapılmasına, başvuru yapıldığı takdirde ise kesinti miktar ve süresine başvuru sahibinin belirlemesine imkan sağlandı. Başvuru yapılmadığı takdirde ise herhangi bir kesintinin yapılmayacağı belirtildi. Bu kapsamda tahsil edilecek maaş kesintilerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin yapacağı okul, anıt, spor salonu ve benzeri proje harcamalarına katkı yapılması amaçlandı. Sürmanşet'teyiz bakalım. Külliye inşaatına gazete yer veriyor ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yapacağı ziyaret öncesinde bu çalışmaların hızlandırıldığı aktarıldı. Yine onlarca ağaç kesildi şeklinde gazete sürmanşetine aldı bu haberi, bu şekilde aktarıyor. Bir diğer haber ise siyasette seçim sancısı, ara seçim mi, erken seçim mi haberi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayın, sine-i millet kararı alarak milletvekilliğinden istifasının ardından Haziran'da yapılması gereken ara seçime yönelik süreç işlemeye başladı. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ara seçim tarihinin belirlenmesi için meclise resmi yazı gönderdiklerini ve cevap beklediklerini açıkladı diye gazete paylaşıyor. Peki siyasi partiler ne düşünüyor? Bunu da gazete iç sayfalardan aktarıyor okuyuculara. Böylece ülke manşetlerini noktaladık. Türkiye'nin yazılı basınıyla devam. Türkiye'nin yazılı basına neler yansıdı bakalım. Onun öncesinde bir hatırlatma yapalım. Devam ediyoruz gelişmeleri paylaşmaya. Sabah haberdeyiz ve yayınlarımız FM 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarında da yayında. Ayrıca dijital platform olarak da yayınımız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Smart TV'den de yine aramıza katılabilirsiniz. Yola çıkacak olan dinleyicilerimiz için de frekanslarımızı hatırlatmış olalım. Devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesiyle başlayalım. İstikrarlara büyümeye devam, istikrarla büyümeye devam manşetini görüyoruz ve AK Parti'nin önceki gün açıkladığı seçim beyannamesi, ekonomide de iddialı hedefler var şeklinde gazete paylaştı. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasını 20 yılda 201 milyar dolardan 905 milyar dolara yükselten
AK Parti'nin hedefi önümüzdeki dönemde yılda ortalama %5,5 büyümeyle 2028 yılı sonunda 1,5 trilyon dolarlık milli gelir. 6 milyon yeni istihdam alt başlığını görüyoruz. 4249 dolar olan kişi başı gelir 2022 yılında 10.655 dolara yükseldi. Bu dönemdeki hedef ise 16.000 dolar. 2022 yılı sonu itibariyle 32 milyon civarında olan toplam istihdamın 2028 yılı sonunda 6 milyon artışla 38 milyona yükseltilmesi ve işsizliğin %7'nin altına indirilmesi vaat ediliyor. İşte yeni dönem hedefleri diye de paylaşıldı. Yılda ortalama %5,5 büyüme, 1,5 trilyon dolar, gayri safi yurt içi hasıla, kişi başı 16 bin dolar gelir, 38 milyon istihdam, yapay zeka alanında çalışan 50 bin kişi, işsizlik %7, ihracat 400 milyar dolar, savunma sanayi ihracatı 15 milyar dolar, turist sayısı 90 milyon kişi, turizm geliri 100 milyar dolar, elektrikte kurulu güç 135 bin megawatt diye paylaşıldı. İşte yeni dönem hedefleri olarak aktarılıyor. Gençler dört gözle bekliyor. AK Parti beyannamesindeki evlilik yardımı, ücretsiz internet ve bilgisayarla cep telefonu alımındaki vergi indirimi gençleri sevindirdi diye paylaşılıyor. Bu noktada yapılan açıklamalar var. Bununla ilgili de ayrıntılar geldi. Hizmet değil, başka heves peşindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM Gar Kızılay metro hattının açılışını yaptı. Ankara'daki son dönemde hayata geçen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığına dikkat çekti Erdoğan. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Niye? Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor dedi. Arıza çıkarana ayar veriliyor. Masanın dolgu malzemeleri alt başlıkları var yine Erdoğan'ın açıklamalarından. Erdoğan şöyle konuştu. Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış, neymiş terörist başını bırakacaklarmış. Masaya kumar masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış dönüp oturdular. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldu. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler şeklinde açıklamaları var. Avrupa Çin'e yöneliyor bir diğer haber. Rusya-Ukrayna savaşında Amerika baskısı altında Rusya ile ticareti kesmek zorunda kalan Avrupa Birliği ülkeleri Çin ile ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor. Çin ziyareti sonrası Avrupa Birliği'nin Amerika'ya bağımlılıktan kurtulması gerektiğini açıkladı. Macron'a destek geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, bazı Avrupalı liderler Macron gibi ifade etmese de birçoğu Macron gibi düşünüyor dedi. Doğu Avrupa ülkeleri ise temkinli şeklinde paylaşılıyor. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesine geçelim. Kesintisiz seyahat Ankara'ya, yeni metro hattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da AKM Gar Kızılay metro hattını açtı. Ankara Garı, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan yeni metro hattı sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecekler. Ekonomiye 9 milyarlık bir katkı olarak aktarıldı. Araç sayısı 4'e katlandı. Erdoğan, yeni hattın Ankara'da farklı bölgeleri birbirine bağlayan bir öneme sahip olduğunu, Türkiye ekonomisine yıllık 9 milyar lira katkı sağlayacağını söyledi. Toplamda 44 kilometrelik metro hattını Ankara'ya kazandırdıklarını belirten Erdoğan, eğer bugün Ankara'da kayda değer bir trafik sıkıntısı yaşanmıyorsa gerisinde inşa ettiğimiz metro istasyonları var dedi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın hayal peşinde koşmakla eleştiren Erdoğan, ayrıca biz şehirlerimizi Türkiye yüzyılını hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Metro hatlarında çalışan araç sayısını 4 kat artırdık. Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin belediye başkanları ana muhalefette değil mi? Övünülecek bir eserleri var mı diye sorduğu gazete tarafından paylaşıldı.
Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor. Seçim güvenliği için buluştular. İki Cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Merkezi'nde görüşme yaptı ve yaklaşık 25 dakika sürdü. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Verileri paylaşalım burada öne çıkarıldı. Görüşmenin ardından açıklama yaptı Oğan ve Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi ellerindeki verileri paylaşmayı teklif ettiğini söyledi. Yaptığı açıklamalarda gazete tarafından paylaşılıyor. Ve devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Bakalım Sabah gazetesi neler aktarıyor. Sabah gazetesinde Kandil'in emriyle yol yürüyorlar manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yansıyor manşete. Son iki ayda ayaklar altına alınmadık, değer bırakmadılar. Kandil'den talimatla yola giden Bay Bay Kemal'e destek verilir mi diye sorduğu aktarıldı. Ve yedili masaya dağdan ayar, kazanımları heba ettirmeyiz alt başlıklarıyla paylaşılıyor açıklamaları. Dağdan masaya arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Neymiş? Selo'yu bırakacaklarmış, terörist başını bırakacaklarmış. FETÖ'de tüm mensuplarıyla bu yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda dedi. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerisindeki gerçek niyetleri saklayamazlar. Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların 3-5 muhtesirin eliyle heba edilmesine göz yummayacağız açıklamasını yaptı. Ankara'da coşkulu bir kalabalığa hitap etti Erdoğan. Şimdi Türkiye yüzyılıyla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir açıklamasını yaptı. Metroları biz açıyoruz, onlar başka heves peşinde dedi. Ankara'da CHP'li belediyenin yapmadığı AKM Gar Kızılay metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Dev projeyi hizmete açan Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını biz inşa ettik. Niye? Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor açıklamasını yaptı. 600 bin yolcu kapasiteli gar istasyonu aracılığıyla yolcular Ankara YHT garına, başkent Raya ve Ankara'ya aktarma yapabilecek. Erdoğan AKM Gar Kızılay metro hattının açılışı sonrası Vatman koltuğuna geçerek bir süre metroyu kullandı diye de ayrıntılar veriliyor gazete tarafından. Bakalım Cumhuriyet'ten neler aktarıldı? Hüdapar şeriat peşinde gazete manşetini böyle aktarıyor ve AK Parti'nin meclise taşıyacağı ortağı Cumhuriyet'i hedef aldı başlığıyla aktarılıyor. Alt başlıklarda dik eksenli Cumhuriyet, AK Parti gibi yeni anayasa istediği alt başlıklarını görüyoruz. Seçim güvenliği işbirliği, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la bir görüşme yaptı. Gündem seçim güvenliğiydi. İki aday 14 Mayıs için işbirliği yapma kararı aldı diye de aktarılıyor. Ayrıntıları da paylaşıyor gazete ön sayfadan. Ve güvenliğimiz yok. Bir diğer haber, Hatay'da bir kız çocuğu çadır kentte öldürüldü ve kadınlar isyanda diye aktarılıyor. Ve yine gazete kolondan boru geçirmişler diye bir haberi de ön sayfaya aldı. 50 bin can gitti, bir kişi istifa etmedi şeklinde yine paylaşıyor bu haberden de. Milliyet'e geçelim. Milliyet gazetesi de ön sayfada birlikte aşacağız haberini aktarıyor. Birlikte aşacağız diye paylaştı. Ayrıntılara bakalım. Biz 67 gün önce değiştik. 6 Şubat'ta işiklerimiz, motivasyonumuz, kendimize, çevremize yüklediğimiz anlamlar, her şey iki kez yerle bir oldu. 67 gündür yaraları sarmaya, umutları yeşertmeye çalışsak da deprem bölgesinin sokaklarında hala keder uğulduyor. Mezarlıklardan bu gürültüler eksik olmuyor şeklinde bu haber. Ön sayfada manşette, yine ön sayfada manşette bir diğer habersi, milletim ilk turda işi bitirir şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Katıldığı bir televizyon programında bir ortak yayında bazı açıklamalar yaptı. Önemli mesajlar verdi burada.
altılı masa için ana muhalefet yavrucuklarla başkanlık pazarlığı yapıyor. Bu siyasi ahlakın iflasıdır. Bu ülkeye bir daha kirli bakanlık pazarlıklarını, güneş motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz dedi. Açılışlar bizim doğal mitinglerimizdir. Meydanların dili bize yürüyün diyor. Bunu Bağcılar'da Pendik'te gördüm. Milletim işi zora sokmadan birinci turda bu işi bitirir dedi. Genel af olacak mı sorusuna da hukuk devletinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin ahlakına uygun değildir ama Bay Bay Kemal'in bu konuda vaatleri var dedi. Mülakat ne zaman kalkacak sorusuna da seçim bitecek. Yeni dönemde yeni planlamayla bunun adımlarını atmış olacağız. Bu ülkeyi gençlerimizle birlikte büyütüp kalkındıracağız şeklinde cevaplar verdiği aktarılıyor. Akşama geçtiğimizde Bay Kemal milliyetçilik oynuyor haberi manşette. Karadeniz ve Ege'de en büyük milliyetçi benim diyen Kılıçdaroğlu, CHP içinden kendisine destek veren HDP, YSP'den ve PKK'dan gelen özellik Öcalan'a özgürlük ve cezaevlerini boşaltma vaatlerine sessiz diye paylaşıldı. Yapılan açıklamalar da geliyor bu noktada. Arıza çıkarana dağdan ayar veriliyor açıklaması da. Seçime 31 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Yedili masada arıza çıkaranlara dağdan ayar verildiğini söyledi Erdoğan. Bu noktada değerlendirmeleri var. AKM Kızılay metrosu açılışında bazı açıklamalar yaptı. Erdoğan 3.3 kilometre uzunluğunda olan ve günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip AKM Gar Kızılay metrosunun açılışını yaptı ve bu açılış sırasında bazı açıklamalar yaptığı gazeteden paylaşıldı. Devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Talabani'ye ince ayar manşeti Türkiye Gazetesi'nde. PKK ile iş tutan ağır bedel öder. Talabani'nin kontrol ettiği Süleymaniye PKK'nın yeni terör üssü oldu. Hakan Fidan Ankara'ya gelen Talabani'ye PKK ile bağınızı kesin dedi. Helikopter kazası ele verdi ve apar topar Ankara'ya geldi alt başlıklarıyla aktarılıyor. PKK'ya tahsis edilen Kandil'in ardından Suriye ve Irak'taki yeni harita planları yapılıyor. 3 milyon nüfuslu Süleymaniye terör örgütünün silah, uyuşturucu ve altın kaçakçılığı merkezi oldu. PKK'lıları taşıyan helikopterin düşmesi ve YPG elebaşısı Ferhat Abdi'nin şehirde suçüstü yapılması Türkiye'ye kurulan tuzağı deşifre etti şeklinde aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da gazetenin manşet üstünde aktarılan haberlerinden masanın arkasında PKK ve FETÖ var şeklinde. AK Parti beyannamesi de yine ön sayfada yer alıyor. Yeni dönem, yeni sistem. Belirli sayıda vatandaş kanun teklifi verip kanun iptali için AYM'ye başvurabilecek. Meclisin etkinliği artacak. Bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenli bilgi verecek. Kamu görevlisine soruşturma için izin şartı kalkacak. Sözcü'ye geçelim. Sözcü'deyiz şimdi. Atatürk'ün kıymetini şimdi anladınız mı? Sözcü'nün manşetinde. Ve kadın haklarını savunan AK Partili 3 kadını linç ediyorlar. Atatürk'ün kıymetini şimdi anladınız mı diye soruyor gazetede. Ve bu konuyla ilgili ayrıntılar veriyor. Ve böylece Türkiye manşetlerini noktaladık. Şimdi Güney Kıbrıs gazete manşetleriyle devam. Devam ediyoruz. Bakalım Güney Kıbrıs gazete manşetlerine neler yansıdı. Filelefteros gazetesiyle başlayalım. Bugünkü manşet haberinde Kıbrıslılar Anglo-Amerikanların listesinde başlığını kullandı ve İngilizler ve Amerikalıların Rus çıkarlarıyla bağlantısı olan Kıbrıslı Rumları doğrudan hedefe koyduklarını yazdı. Haberin detaylarında dün toplam 10 Kıbrıslı Rum ismin daha Rus çıkarlarına hizmet etmekten İngiltere ve Amerika'nın yaptırım listelerine dahil edildiğini yazan gazete, söz konusu kişiler arasında ünlü avukatların da bulunduğunu ve bu kişilerin meslekleri gereği Rus iş insanları veya şirketleriyle çalıştıklarını ancak çok zengin Rus iş insanlarının mal varlıklarının saklanmasıyla ve bir takım başka bilgilerin de hasır altı edilmesine yardımcı olmakla suçlandıklarını aktarıyor. Gazete bir diğer ön sayfa haberinde ise Güney Kıbrıs'ın bu pazar Paskalya yoğurtusunu yüksek fiyatlarla kutlayacağını, tüm ürünlerin geçtiğimiz yıla oranla
oldukça pahalı olduğunu yazdı. Politis'e geçelim. Politis gazetesi manşet haberinde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çifte yaptırım darbesi başlığını kullandı ve 10 Kıbrıs Rum'un isminin daha mal varlıklarını gizleyen Rus oligarklarla işbirliği yaptıklarını veya mesleki bağlantıları olduğu gerekçesiyle yaptırım listelerine dahil edildiğini aktarıyor. Gazete ismi yaptırım listesine alınan Kıbrıs Rumlar arasında tanınmış avukat Hristos Vasiliadis ve muhasebeci Dimitris Ioannidis'in de bulunduğunu yazdı. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin dün yaptığı açıklamada Rus elitlere ve savaşla ilgili paralarını gizlemeye çalışan herkese ağ kapattıklarını ve Putin durmadığı sürece kendilerinin de durmayacağını söylediği belirtiliyor. Pravda gazetesine bakalım. Pahalılık ve enerji güvenliği konularında Akel'in 6 noktadan oluşan mektubu başlığına çekti manşetini. Akel Genel Sekreteri Stefano tarafından Rum lider Hristodulidis'e özellikle Rum Elektrik Kurumu'nun geleceğiyle ilgili bir takım noktalara değindiği bir mektup gönderildiği aktarılıyor. Mektupta doğalgazın gelişinin gecikmesine ve elektrik kurumunun karşılaştığı sorunlara değinildiğini yazıyor gazete. Hristodulidis hükümetinin ise elektrik sübvansiyonunun azaltılacağını açıkladığını yazdı. Bu arada 5 Mayıs'tan itibaren benzin ve petrol fiyatlarında litre başına 4.16, ısınma yakıtına ise 3.19 sentlik artışa gidileceği belirtildi. Bir diğer ön sayfa haberinde ise paskalya yoğurtusu yaklaşırken güneyde her 10 üründen 8'inin geçtiğimiz yıla oranla zamlandığını ve toplam 40 ürün üzerinde yapılan incelemede bunlardan 33'ünde önemli fiyat artışlarının yaşandığı aktarıldı. Alitia'ya geçelim. Bugünkü manşet haberinde diğer tüm gazetelerde olduğu gibi 10 Kıbrıs Rum'un isminin daha İngiltere ve Amerika'nın yaptırım listesine alındığını duyuruyor. Detaylarda İngiltere ve Amerika'nın Rus-Ukrayna Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Putin'e yardım eden Rus elitlerin etrafındaki ilmeği sıktıklarını yazan gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın dün Güney Kıbrıs'la ilgili açıklamasında yaptırım listesine avukat Hristodulos ve Vasiliadis muhasebeci Dimitris Ioannidis'in isimlerinin dahil edildiğini ve bu kişilerin doğrudan Rus oligarklarla iş bağlantısının olduğunun tespit edildiğini açıkladığı aktarılıyor. 7.58'e taşıdık saatleri ve tüm manşetleri noktaladık. Saat başında görüşmek üzere. Türkiye Dünya Mutfaklarından örnekler sunduğumuz programımızın bu haftaki değerli konuğu Zarişen Menteşoğlu, Güller Tarifi ile programımızda. Çok eski, yine bize Osmanlı'dan gelen bir gelenek olarak düşünüyorum. Evet. Güllaç, o Larnaka'mızın, yine ben tabii ki Larnakalı olduğumdan dolayı, Larnakalımızın olmazsa olmazı tatlılarımızdan. Evet. Güllaç tatlısını yapacağız. Çok hafif bir tatlıdır bu. Yani yemesine doyum olmaz. Biri baharlı, biri bahar. Baharsız. Bir de baharlı kısmından. Harika. Zamanı. Birlikte pişirelim programı. Her pazar BRT 1'de. Oluşan karambol, açılan top mükemmel vuruyor, topu ağlara gönderiyor. Aksa 1. Lig'de hafta sonu oynanan tüm karşılaşmaların özetleri Aksa 1. Lig maç özetlerinde. Ahmet Ogan'ın sunumuyla Aksa 1. Lig maç özetleri Perşembe 23.10'da BRT 1'de. Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Kıbrıs ve dünyada neler oluyor? Kuzey Kıbrıs spor müsabakaları sonuçları BRT SMS paketiyle anında cebinizde. KKTSL ve Telsin Vodafone'dan abone BRT yazıp 4277'ye mesaj gönderip BRT SMS paketine abone olabilirsiniz. Saat başında devam ediyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı yeni terminal binası ve pistinin 18 Nisan'da hizmete gireceğini ve açılışın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını kaydetti. BRT'de 17. saat programına katılan Arıklı, herhangi bir sıkıntının olmadığını, kalıcı elektrik gelene kadar sorunu geçici elektrikle çözeceklerini de söyledi. Ercan Havaalanı hepimizin serveti diyen Arıklı,
biraz gurur duyalım. Aksilikler var, aksamalar var ama netice itibariyle açılıyor. İstanbul Havaalanı 4 yıl önce bitti ancak hala aksilikler, eksiklikler var dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deniz ve hava yollarında ciddi bir açılım olacağı müjdesini de verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı'nın yeni terminal binasının 18 Nisan'da açılacağını kaydetti. Bakan Arıklı, 18 Nisan'da orayı açacağız inşallah, bir sıkıntımız yok. Türkiye Cumhurbaşkanı gelecek ve orayı açacak ifadelerini kullandı. Kalıcı elektrik için beklediğimiz parçalar vardı. Onların bir kısmını değişik şekillerde hallediyoruz. Ve onun da sebebi şu. Hücre ve pano dediğimiz Kahramanmaraş'ın Kilis'te üretilen bir fabrikanın ürettiği malzemeler vardı. Son partiydi. Deprem olunca gecikme oldu. Üretim aksadı. Bize 30 Nisan'da teslim edecekler diye yazı yazdılar fabrika. Biz de daha önceden karar vermiştik 18'inde açacağız diye. O tarihi değiştirmemek için ne yapması gerekiyorsa 3 gündür orada toplantı yaptık. Ve bugün Türkiye'den devlet hava meydanlarından da teknik heyet geldi, genel müdür yardımcısı başkanlığında. Sorunları birer birer çözüyoruz ve 18'ine hazır olacak. Kalıcı elektrik gelene kadar geçici elektrikle sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Arıklı, birileri şimdi bayram ediyorlar açılmayacak diye, gülüp geçiyorum, karar verdik açılacak, bitti dedi. Ya bu hepimizin serveti, bizim servetimiz. Günün sonunda bu adam, oradaki yapan, o havalanı yapan adam ceketini alıp gidecek. Şu andaki rakamlara göre harcanan para 350 milyon avrodur. Bir süre sonra bu havaalanı bizim malımız olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin malı olacak. Türkiye'nin 4. büyük havaalanına eş değerde. Ya biraz gurur duyalım. Tamam, anladık. Aksilikler var, aksamalar var, gecikmeler var. Bizden kaynaklanıyor, onlardan kaynaklanıyor. Ama netice itibariyle açılıyor artık. Ufak tefek aksamalar elbette var. İstanbul Hava Yolları, İstanbul Havaalanı bitti. 4 yıl önce bitti. Hala daha yine Devlet Hava Meydanları Genel Müdür Vekilinin bugün söylediği gibi hala daha eksiklikler var. Onlar gideriliyor. Bakan Arıklı, Elsen'in eyleminin elektrikte bir sıkıntıya yol açıp açmayacağı yönündeki bir soruysa, bir sendikanın bu ülkenin önünü tıkamasına razı olmayacağız, hizmet satın alacağız diyerek yanıtladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ramazan bayramında yaşanacak yoğunluğun bir sıkıntıya yol açacağına inanmadığını da ifade ederek, sonuçta 10 milyon yolcu kapasitesine sahip bir havaalanından bahsediyoruz ve şu anda da bizim yolcu kapasitemiz 3,5 ile 4 milyon. Kullanmayacağımız birçok alan var, kullanmayacağımız körükler, yürüyen merdivenler var. Kullanabileceğimi açarım, diğerlerini sonra açarım, bu açılış için engel değil dedi. Bakan Arıklı, güvenlikle ilgili de bir sorun olmadığını ifade ederek özel şirketten hizmet alınacağını, söz konusu anlaşmanın da imzalanacağını kaydetti. Arıklı konuşmasında ülkede deniz ve hava yollarında ciddi bir açılım olacağı müjdesini de verdi. Harika bir gemi aldık. O gemide 17'si akşamı burada olacak. Büyük ihtimalle Allah'tan bir mani olmazsa 18'inde onun da teslimatını gerçekleştireceğiz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz yollarına da rekabete yol açabilecek bir açılım yapacak. Biliyorsun 16'sında Filay Kıbrıs Hava Yolları, o da uçuşunu yapıyor. İstanbul'a gideceğiz ve oradan o ilk uçuşu birlikte yapacağız. Peki. Hem deniz yollarında hem de hava yollarında ciddi bir açılım var ve bilet fiyatlarında çok ciddi düşüş var. Yani bundan diyelim ki 3-4 ay önce İstanbul'a, Ankara'ya 2500-3000 liraya bilet bulamazdınız. Şu anda 700 lira, 800 liralara kadar düştü. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şirketlerin devreye girebilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Bakan Arıklı, Elsen'in kamu ihale değişiklik yasası konusunda sürdürdüğü eyleme de değindi. Elsen'in Kıptek'i satmak istiyorlar söylemlerine değinen Bakan Arıklı, Kıptek'i satmak isteyen kim? Biz bu ülkeye temiz, ucuz ve sürdürülebilir bir enerji bulmak zorundayız. Bu da siyasi iradenin işi. Anlamsız bir şekilde karşı çıkıyorlar, dedi. Türkiye'den kabloyla elektrik gelmesinin olmazsa olmaz olduğunu da ifade eden Arıklı, bütün ada ülkelerinin ana karaya bağlandığını kaydetti.
Gazi Mausa'da 10 Nisan gecesi bir şahsın aktif olan elektrik akımlarını kestiği tespit edildi polis. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait 7 ayrı trafo odasında elektrik akımlarının kesilmesi olayıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Polis basın subaylığı Gazi Mausa'daki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na ait trafo odalarına yetkisi olmadığı halde girerek elektrik akımlarını kestiği tespit edilen 50 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 10 Nisan Pazartesi saat 21.30 sıralarında Kıbrıs'taki ait 7 ayrı trafo odasına girilerek yetkili olmadığı halde aktif haldeki elektrik şalterlerini kapalı konuma getirip elektrik akımlarının kesilmesi olayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir kişi tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Elsen Başkanı Çağlayan Cesurer, sorunların kaynağı değil çözümün kaynağı olmak için uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi. Kamu ihale yasasındaki değişikliklerin endişe yarattığına da işaret eden Cesurer, 15 gündür yoldayız, 15 gün daha devam ederiz dedi. Elsen Başkanı Çağlayan Cesurer, belediye elektrik konusundaki son durumla ilgili açıklama yaptı. İş bırakma eylemlerinin sürdüğünü söyledi. Cesurer, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla olumlu ve uzun soluklu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak hükümetteki sıkıntının devam ettiğini gördüklerini belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'yla uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirildi. İyi bir diyalog ortamı yakalandı. Ancak ardından Bakanlar Kurulu'nda konu geldiği zaman tam içeriğini bilmemekle birlikte belli ki bir sıkıntılar yaşanıyor. Sorunun henüz aşılamadığı ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor ama biz 15 gündür yoldayız. 15 gün daha yolda kalmaya da hazırız. Top hükümet tarafındadır diyen Cesurer, ortak akılla sorunların çözülebileceğini ifade etti. Elsen Başkanı Cesurer, kamu ihale değişiklik yasasındaki değişikliklerin endişe yarattığını da kaydetti. Bizim esas derdimiz kamu ihale yasasında yapılacak olan değişikliğin adrese teslim. Tek bir firma yoksa bir santrala mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bütününe, yani ihtiyacımız olduğu zaman enerji alıp ihtiyacımız olduğu zaman satabileceğimiz bir düzenleme. Bunlarla ilgili bizim sıkıntılarımız, endişelerimiz vardı. Bu ülkenin geleceğinin daha parlak olması için, faturaların aşağı düşebilmesi için birebir bildiğimiz ve gördüğümüz sorunlarla ilgili olarak da kayıtsız kalmamızı hiç kimse beklemesin. Kıbtek çalışanının tutuklanmasına ilişkinse Cesurer, trafoların yanından geçenlerin ya tutuklandığını ya da ifadesinin alındığını söyledi. Cumhuriyet Meclisi komitelerinin çalışmalarıyla devam ediyoruz. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı'nda toplandı. Komite gündeminde bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısını görüştü ve oy çokluğuyla onaylayarak genel kurula gönderdi. Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen deprem ve diğer afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık yasasının görüşüldüğü, doğal afet ve depremle ilgili mevzuatın düzenlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komitesi de toplanarak çalışmalarını sürdürdü. Yasada yapılan değişiklikle maaşlardan yapılacak kesintinin gönüllülük esasına göre kişinin başvurusuyla yapılmasına, başvuru yapıldığı takdirde ise kesinti miktar ve süresine başvuru sahibinin belirlemesine imkan sağlandı. Başvuru yapılmadığı takdirde ise herhangi bir kesintinin yapılmayacağı belirtildi. Bu kapsamda tahsil edilecek maaş kesintilerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin yapacağı okul, anıt, spor salonu ve benzeri proje harcamalarına katkı yapılması amaçlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman'da İSİAS Otel'deki enkazda hayatını kaybeden şampiyon meleklerimizin öğrenim gördüğü Gazi Mausa Türk Marif Koleji'ni ziyaret etti. Tatar ziyarette Gazi Mausa Türk Marif Koleji hepimizin yüreğinde,
bambaşka bir yere sahiptir. Bu acıyı ömrümüz yettiğince yüreğimizde taşıyacağız. Onların adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki Siyas Otel'de hayatını kaybeden şampiyon meleklerimizin öğrenim gördüğü Gazi Mosa Türk Marif Koleji'ni ziyaret etti. Böyle bir acıyı Allah kimseye yaşatmasın ama birlikte yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Unutmamız mümkün değildir. Biz söz verdiği üzere bu voleybol sahası olsun, diğer eksikliklerin giderilmesi için ilgili yasada Cumhurbaşkanı olarak iade ettik. Sayın Başbakan'la da istişare ettik. Oradan bütün katkıların bu salon için kullanılması için bir düzen alınmıştır. İnşallah o olacak. Fakat tabii bu okul bizler için artık başka bir anlam taşımaktadır. Sizlerin bu okulda kesintisiz eğitime devam etmeniz de çok anlamlıdır. Çünkü herkes bunu ister. Herkes sizlerle, sizlerin buradaki başarısı hepimizin başarısı olacaktır diye değerlendiriyorum. Bu acıyı bizim hiçbirimizin unutması mümkün değildir. Bir kez daha hepinize sabır diliyorum. Böyle bir okulda öğrencilerle, öğretmenler bütün bu zor süreçleri birlikte aşmak için büyük bir dayanışma içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Herkes sizinledir. Biz de öyle, halkımız da öyle, Türkiye Cumhuriyeti de öyle. Dolayısıyla zaman zaman buraya gelip sizlerin hatırını sormak ve nelerin yapıldığını görmek, eksiklikleri birlikte giderebilmek hepimizin görevidir diye değerlendiriyoruz. Gazi Mosa Türk Marif Koleji'nin herkesin yüreğinde bambaşka bir yere sahip olduğunu söyleyen Tatar, bu okulun adı artık zirvededir. Bu acı herkesin acısı olmuştur. Böyle bir okuldan mezun olmak da sizin için ayrı bir gurur olacaktır. Şampiyon meleklerimiz bizi birbirimize kenetlemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu olaydan bir ders çıkarmıştır. Tek yürek olduk, hep birlikte çalıştık ve hep birlikte ağladık dedi. Cumhurbaşkanı bu acıyı ömrümüz yettiğince yüreklerimizde taşıyacağımızı ifade ederek öğrencilerin, arkadaşlarının anısına daha da başarılı olmak için çok çalışacağına olan inancını dile getirdi. Tatar konuşmasında gözlerinizdeki pırıltıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için çalışıp başarılı olacaksınız ve bu ülkeyi yönetecek kişiler arasına gireceksiniz. Gelecek sizindir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti size emanet edilecektir. Siz çok daha güzel bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamayı hak ediyorsunuz. Buna layıksınız. Hepinize başarılar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra da anı defterine imzaladı. Okul müdürü Savaş Moralı da konuşmasında felakete rağmen alınan tedbirlerle okulun ikinci yarısının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Moralı, anıtsal bir salonun bir an önce okula kazandırılmasıyla motivasyonun artacağına olan inancını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Gazi Mosa mezarlığına giderek şampiyon meleklerin mezarını ziyaret ederek dua okudu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den getirilen suyun Mesarya Ovası'nda tarım arazileriyle buluşmasıyla kuraklık sorununun ortadan kalkacağını ve tarımsal ürün çeşidinin artacağını belirtti. Oğuz, Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede Mersin'den deniz altından boru hattıyla getirilen suyun ülkenin Mesarya Ovası'na ulaştırılacağını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye tarafından yapımına başlanacak Orta Mesarya Ovası sulaması iletim hattı yapımı ikinci kısım projesiyle ilgili Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar Türkiye'den getirilen sudan daha çok içme ve bireysel kullanımda faydalanıldığını belirten Oğuz, bu suyun tarım alanlarına verilmesi için projenin ilk kısmının tamamlandığını, boru hattıyla getirilen suyun ülkenin en büyük ovası olan Mesarya Ovası'ndaki tarım alanlarına ulaştırılması için iletim hattı inşaatına başlanacağını dile getirdi. Mesarya Ovası'nda bu su toprakla buluştuğu zaman en azından en büyük ovası olan Mesarya'da bu sayede kuraklığa karşı bir mücadele vermiş olacağız ve kuraklık olmayacak o bölgede en azından. Eğer ülke genelinde olacak bir kuraklıkta dahi
O bizim can simidimiz olacak. O nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuraklığa çare Anadolu'su. Oğuz projenin ilk kısmının tamamlanmasıyla Güzelyurt'taki Narinciye bahçelerinin suya kavuşacağını belirterek Güzelyurt'tan Mesarya'ya 44 kilometre uzunluğundaki iletim hattıyla suyun ulaştırılmasının ardından 97.200 dekar araziye ilk kez sulama suyu verileceğini söyledi. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Oğuz 3 yılda tamamlanması planlanan projeyle üreticilerin mevsim şartlarına bağımlılığının azalacağı ve ada genelinde tarımsal kuraklığın artık sona ereceğini vurguladı. Mesarya Ovası'ndaki tarım arazilerinin suya kavuşmasının devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarımsal üretiminin artmasıyla doğru orantılı olarak ülkenin tarım ürünleri ihracatının artacağına inandıklarını kaydeden Oğuz, aynı zamanda ithal ettikleri bazı tarım ürünlerinin azalmasıyla yurt dışına giden milyonlarca doların ülkede kalacağını dile getirdi. Oğuz, projenin tarım alanında yeni istihdama da katkısı bulunduğunu ifade ederek, Anadolu'dan getirilen suyun verileceği Güzelyurt ve Mesarya Ovası'nda meyve, sebze, yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar ve tahıl, yem bitkisi gibi tarımsal üretimin ülkeye yaklaşık 468 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. Bu tip bitkiler. Bunun yanında... Sağlık Bakanı İznem Gürçağ Altuğra Tatlısu Zambak Tatil Köyü'ndeydi. Orada kalan depremzedeleri ziyaret eden Altuğra sağduyu ve bilinçle depremzedelere tüm imkanların sunulduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanı İznem Gürçağ Altuğra Tatlısu Zambak Tatil Köyü'nde kalan depremzedeleri ziyaret etti. Çok şükür. Ne güzelsin sen Leyla. Depremzedelere mama, bez ve ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi cihazların teslim edildiği ziyarette Altuğra'ya Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da eşlik etti. Sağlık Bakanı Altuğra burada basına yaptığı açıklamada ilk günden beri gerek hastanelere gerek sağlık merkezlerine başvuran depremzedelere sağduyu ve bilinçle tüm imkanların sunulduğunu dile getirdi. Altuğra buralara erişim şansı olmayan dezavantajlı bireylere adreslerine giderek hizmet verdiklerini de ifade etti. Temel Sağlık Hizmetleri Dairemizin çatısı altında emek veren hekimlerimizle, hemşirelerimizle birlikte sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun dışında ihtiyaç duyulan mama ihtiyacı, bez ihtiyacı ve daha farklı tıbbi cihaz ihtiyacı da gündeme geldiyse eğer onları da imkanlarımız doğrultusunda tabii ki yerine getiriyoruz. Ekipte enfeksiyon uzmanlarının varlığı, çocuk hekimlerinin varlığı büyük hassasiyetle seçilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmişse tedavisine derhal başlanmaktadır. Çocuklarımızın aşı takvimleri kontrol ediliyor. Eksik aşıları varsa aşılarımızı tamamlıyoruz. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise konuşmasında zor durumdaki depremzedelere kapılarını açtıklarını ve her türlü sorunlarıyla ilgilendiklerini kaydetti. İnşallah bu yaraları hep birlikte omuz omuza vererek, dayanışarak hızlı bir şekilde saracağız. Ziyaret edilen depremzedeler ise kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Yapılanları asla unutmayacaklarını ifade etti. İstanbul Emit 2023 Turizm Fuarı başladı. Ülkemizin de temsil edildiği fuarın açılışına Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak bir konuşma yaptı. Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük turizm pazarının Türkiye olduğunu belirterek, Türkiye'de önemli bir reklam kampanyası yürüttüklerini ve bunun faydasını önümüzdeki aylarda göreceklerini söyledi. Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan İMİT, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul'da başladı. Ülkemizin de temsil edildiği fuarın açılışına Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak bir konuşma yaptı. Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük turizm pazarının Türkiye olduğunu belirterek İMİT fuarı için geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Ataoğlu, Türkiye'de önemli bir reklam kampanyası yürüttüklerini ve bunun faydasını önümüzdeki aylarda göreceklerini kaydetti.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'la çok iyi bir işbirliği yaptıklarına vurgu yapan Ataoğlu, bu yıl Türkiye'nin desteğiyle yeni bir tanıtım filmi çektiklerini, Türkiye dahil Rusya, Almanya ve İngiltere'de bu filmlerin yayınlandığını ifade etti. Fikri Ataoğlu, Emit Fuarı'nda birçok acente ve tur operatörleriyle de bir araya geleceklerini belirterek, burada yapılacak işbirliği anlaşmalarının ülke turizmi adına çok önem taşıdığını vurguladı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, herkesi Kuzey Kıbrıs'ı görmeye davet etti. Uçak şirketinin kurulması elbette bizim bir taraftan Türk Hava Yolları, bir taraftan Pegasus, bir taraftan da Anadolu Jet'in yanı sıra Kıbrıs Hava Yolları'nın da olması uçak bilet fiyatları ile ilgili yapmış olduğumuz indirim çalışmasına ciddi şekilde onun da katma değer sağladığı, o uçak şirketinin de mevcut uçak şirketlerinin yanında destekleyici unsurlarını da ortaya koyarak uçak bilet fiyatlarını da istediğimiz orana düşürmesek bile bu çalışmalar önümüzdeki günlerde devam edecek ve bu çalışmalarımız sonlandığında, arzu ettiğimiz noktaya geldiği zaman, o zaman esas hedefimiz olan, az önce bahsettiğim ve gururla söylediğim Anadolu'daki kardeşlerimizin, Anadolu'daki vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs'a çok hızlı bir şekilde ve kolaylıkla ve ucuz bir tarifeyle gelmesidir bütün çalışmamız. Radyomuz Bayraktaki birlikteliğimizi noktaladık. Şimdi Gazi Mousa için hazırız. Gazi Mousa'ya dönüyoruz. Arkadaşımız Ülkü Akın görüntüde konuğuyla bizi bekliyor. Bakalım neler aktaracaklar. Günaydın Ülkü, sendeyiz. Günaydın Nerden. Evet, kış aylarının ardından bahar güzel yüzünü göstermeye başladı sevgili seyirciler. Ancak tam da bu noktada polenlerin havada dolaşımının artmasıyla birlikte bahar alerjisi olan kişilerde de şikayetler artış gösteriyor. Peki bu noktada ne yapmalıyız, nasıl önlem almalıyız? Bu sabah bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Mustafa Balcıoğlu ile. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ülke Hanım, hoş bulduk. Efendim nedir bu bahar alerjisi, belirtileri nelerdir? Bize bunları açıklar mısınız? Tabii ki. Bahar alerjisi mevsimsel olarak gözüken bir alerjik rinittir. Yani burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı gibi ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara sebep olur. Ülkemizde en sık Şubat ortası gibi başlayıp Haziran başı, Haziran ortasına kadar devam eden bir durum. Çeşitli tip bahar alerji tipleri olabiliyor. Kişiden kişiye değişebiliyor. Mesela bu mevsimde en çok işte altın top, akasyadaki altın toplar bunlara sebep olabiliyor. Zeytine karşı alerjisi olanlar gene bu dönemde pik yapıyor. İşte yaban otları ve işte çim alerjisi olanlar gene bu dönemde artabiliyor. Onun gibi daha birçok alerjik, antijenik özelliğe sahip alerji türü sayılabilir. Bunlar genellikle kişilerde ilk başlarda burun tıkanıklığı, hapşırık diye bulgu veriyor ama bu durum eğer devam ederse farklı rahatsızlıklara da dönebiliyor. Yani bir burun tıkanıklığı, burun alerjisiyle başlayıp sonrasında bu burun içerisindeki alerjik akıntıların koyulaşması, burundan atılamaması, sinüslerde birikmesi bir sinüzit atağına sebep olabiliyor. Ve bu sinüzit atakları daha sonrasında Öztaki tüpü dediğimiz kulağın havalanmasını sağlayan bir tüpten orta kulağı etkileyip orta kulak enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. İşte yine küçük çocuklarda biz özellikle
en sık Şubat ayı ve Mayıs-Haziran ayı arası kulak burun ağza bağlı çocuk yaşında yapılan işte geniz eti, bademcik ve kulağa tüp takılması ameliyatlarını en sık yapmamızın bir sebebi de gene bu bahar alerjilerinin artması. Çünkü bu dönemde çocuktaki alerjik şikayetler çok artıyor ve üst hava yolları tamamen tıkanmaya başlıyor. Bu da aileyi tedirgin ediyor. Çocuk gece uykuda işte rahat uyuyamıyor, horluyor, ağzı açık uyuyor. Bazen uykuda nefesinin durduğu küçük kısa uyku apneyine bile sebep olabiliyor. Bu da çocuklarda geniz eti büyümelerine sebep olduğundan dolayı. İşte buna bağlı durumlarda biz eğer çocuklarda ve yetişkinlerde ilaç tedavileri, burun spreyleriyle bunun önüne geçemediğimizde o zaman cerrahiyle o hava yolunda tıkanıklık yaratan dokuyu almamız gerekebiliyor. Evet. Bundan kaçınmak mümkün mü? Şimdi alerjiden kaçınmanın en önemli yolu aslında alerjiden uzak durmak. Bu da maalesef çoğunlukla mümkün değil. Nasıl yapabiliriz? Küçük çocuklarda 2-3 yaş ve üzerinde alerji testlerinin daha çok yapılması öneriyor. Çok küçük yaşta yapılması, 2 yaşın altında yapılması çok anlamlı değil. Çünkü alerjinin oluşabilmesi için vücudun onunla daha önce tanışması lazım ve bunun birkaç defa olması lazım. Yani benim vücudumda hazır antikor olması lazım ki o antijenle daha önce karşılaşmış olsun ve karşılaştığında hemen reaksiyon verebileyim. Bu da öyle 3 yaş ve sonrasında daha fazla kazanılmaya başlıyor ve bu ilerleyen yaşlarda da değişebiliyor bu antijenik alerjik durumlar. Orada bunların alerji testleriyle saptanması mümkün. Bir kandan yapılan işte alerji testleri var. Bir kandan serum alınarak bunun özel laboratuvarlarda çalışılmasıyla spesifik alerji testlerinin spesifik immünglobulin E'lere bakılarak bunların saptanması mümkün olabiliyor. Artık hani ülkemizde de Magosa'da da bile var bu gibi laboratuvarlar. Bir de prick testi dediğimiz ciltten yapılan bir cilt testi ki bu en çok kabul gören testlerden biri ama çoğunlukla küçük çocuklarda ağırlığı olduğu için çok fazla tercih etmeyebilir aileler. Bu şekilde ikisinde de hani neye karşı alerjisi olduğunu saptayabiliyoruz ama bu testlerin şöyle bir handikapı var. Yani alerji testinde herhangi bir şeye alerjimizin çıkmaması bizim alerjimiz olmadığını göstermiyor. Yani ama bir şeye pozitif çıkarsa evet o test sonucuna güvenip %100 ona karşı bir alerjimiz var ve %100 pozitif kabul edebiliriz. Ama negatiflik her zaman negatif olduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü bu testler farklı ülkelerdeki habitatlardan alınan antijenik özelliklerin saflaştırılmış haliyle ortaya çıkarılan testler. Ve başka bir ülkedeki zeytin ağacının antijenik özelliği veya işte çimin antijenik özelliği veya selvinin antijenik özelliği bizim vücudumuzun bugüne kadar hiç karşılaşmadığı bir antijen olabilir. Bu da bu gibi testlerde yanılma oranını artırabiliyor. O yüzden hani testin güvenilirliği evet pozitiflik anlamında %100'e yakın ama negatiflik anlamında %100'e yakın değil. Daha düşük bir negatiflik güvenilirliği var. Bu da farklı ülkelerden gelen test kitlerinin kullanılmasından dolayı. Yani keşke kendi ülkemizin laboratuvarlarından üretilebilen bir alerji test kitleri olsa o zaman bu konuda çok daha güvenilir olabilirdi. Ama gene de ciddi anlamda yol göstericidir bu testler. Evet. Bu testler üzerinde biraz duralım istiyorum Mustafa Bey. Çünkü hani yaşam kalitemizi düşürüyor bu bahar alerjisinde yaşadığımız şikayetler. Bunu çekiyoruz ancak ısrarla toplum olarak genelde doktora gitmeyip bu testleri yaptırmayıp direniyoruz. Böyle bir algı var. Neden acaba hani bu testler örneğin ağrılı mı? Çok mu maliyetli? Nedir yani neden acaba bu testlere çok eğilmiyoruz sizce? Aslında çok ağrılı değil. Yani prick testi ha, belki biraz olabilir ama o da katlanılmayacak bir ağrı değil. Ön kolun yani ön kol dediğimiz ön kol kısmının iç yüzüne küçük böyle lanset ya da bistürü ucuyla küçük küçük delikler ciltte açılarak oraya antijenik maddeler damlatılıyor.
ve bunların etrafında oluşturduğu papül dediğimiz cilt reaksiyonuna bakılıyor. İşte belli bir miktarın üzerinde büyüklüğe ulaştığında onlar pozitif kabul ediliyor ve o antijene karşı bir vücudun reaksiyon verdiği söylenebiliyor. Diğeri serumdan yapılan, daha farklı, saflaştırılmış, daha böyle hani, ileri teknolojik laboratuvarlarda kullanılan, sadece kandan yapılan bir test. O da aslında aynı Magosa'da son birkaç yıldır var, Lefkoşa'da bazı merkezlerde var. Hani gene prick testine göre güvenilirliği hemen hemen yakın diyenler var ama hani daha kolay bu konuda uygulanması. Ama maliyet olarak baktığında hani böyle tamam çok uygun değil ama hani çok uçuk da bir fiyatı olan bir şey değil. Ortalama hani hemen hemen herkesin yaptırabileceği bir şey diye düşünüyoruz. Aynı gün sonuç alabiliyor muyuz? Evet alabiliyorsunuz. Çok iyi. Peki bir şikayetin, bir rahatsızlığın enfeksiyon mu yoksa bahar alerjisi mi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi beraberinde eşlik eden semptomlar önemli. Yani işte bir burun tıkanıklığı, burun akıntısının yanında akıntının rengi eğer şeffafsa ve başka herhangi bir semptom yoksa halsizlik, kırgınlık gibi evet bu daha çok alerjik lehine olabilir. Ama akıntının rengi koyulaşmışsa, sarı yeşile dönmüşse, işte baş ağrısı eşlik etmişse, halsizlik, kırgınlık semptomlarından biri eşlik etmişse o zaman bu bir enfeksiyon lehinedir. İşte sinüzit olmuş olabiliriz. Ona benzer bir rahatsızlık geçiriyor olabiliriz. Bu bahar alerjisi daha çok astım hastalığını da beraberinde getirebilir mi? Tabii yani alerjik olan tüm rahatsızlıklar astımla birlikteliği zaten hani kanıtlanmıştır. Ve hani alerjisi olan hastalarda genellikle alerjik astım birlikteliği görülür. Her zaman olmasa bile görülür veya görülebilir. Peki, şimdi bahar alerjisinin ilaçsız geçip geçilemeyeceği de merak ediliyor aslında. İlaç kullanmadan geçirebilir miyiz bunu? Şimdi bu kişinin semptomlarının aslında şiddetine bağlı. Yani eğer kişi alerjim var ama beni gündelik hayatta işimi yapmama, işte uyumama engel olmuyorsa, bu konuda dayanabiliyorsa belki ilaçsız geçirebilir ama burada olay gündelik hayatta kişiyi ne kadar zorladığı, alerjiye bağlı semptomların ne kadar şiddetli olduğu. Çünkü alerjiyle doktora geldiğinde herhangi bir hekimin bu konuda ona vereceği tedavi sadece onunla alerjen arasına verdiği ilaçlarla bir duvar örmek. Yani bizim yaptığımız şey alerjiyi ortadan kaldırmak değil. Hastayla alerjen arasına bir duvar örmek için bazı ilaçlar kullanıyoruz. Ve bu ilaçları kullandığı sürece hasta rahatlıyor. Yani onları bıraktığında aslında biz gene aynı şeyle bunu baş başa bırakıyoruz. Çünkü bunun şu anda hani bilinen kalıcı bir tedavisi çok fazla yok. Ha, özel alerjik reaksiyonlarda, alerji testlerinde çıkan bazı durumlarda alerji uzmanları tarafından uygulanan immünoterapi tedavileri var. Bunlar uzun soluklu tedaviler, 3 yıl, 5 yıl süren tedaviler. İşte damlayla saflaştırılmış antijen veya işte iğneyle saflaştırılmış antijen kişilere uygulanarak bu alerjenlere karşı olan reaksiyonların azaltılmasına sebep olabiliyor. Yani benim atıyorum arı alerjim var. Arı karşısında hani bir enjeksiyon, yani arının beni sokmasına bağlı hemen vücudum reaksiyona girebiliyor. Ama ona karşı bu immünoterapi tedavisi aldığında kişi özellikle arı gibi venom alerjilerinde başarı şansı çok yüksek. Bunu vücut duyarsız hale getirebiliyor. Yani ama biraz zaman oluyor ve bu da biraz maliyeti yüksek bir tedavi ve sabır gerektiren bir tedavi. Ülkemizde şu anda hangi alerji tipinde artış var? Dediğim gibi bu dönemlerde özellikle size altın... gelen müşteri hastalarınız mesela en çok hangi şikayetle geliyorlar şu an? Bu aralar en çok toz. Kazı çalışmaları çok fazla var, evet. Özellikle şehrimizde. Bundan dolayı toza bağlı ciddi anlamda tıkanıp gelen hastalarımız var. Evet, oraya gelecektik. Şimdi sadece polenler değil tabii ki bu alerjiye sebep olan parfüm, toz. Bunlar için özellikle çocuklarımız için evde ne gibi önlem alabiliriz? Bunu açalım biraz lütfen. Evimizin bir kere düzenli havalandırılması lazım. Yani temiz havanın sürekli evin içerisinde dolaşması lazım. Düzenli temizlenmesi lazım. Evde toz barındırabilecek mekanların, zeminlerin ortadan kaldırılması lazım. Yani halılar, işte böyle toz tutabilen perdeler...
Bu gibi şeylerin, çok alerjik kişilerin yaşadığı yerlerde kullanılmasını önermiyoruz. Battaniye gibi. Evet, bir de yatak odası özellikle. Özellikle alerjik kişilerde işte battaniye, polar, bu gibi malzemeler daha çok mite dediğimiz, evet, küçük mikroorganizmaların içerisinde yaşadığı ortamlar ve bizim derilerimizin ölü parçalarından besleniyorlar ve bizim için ciddi anlamda alerjik olan birinci sırada gelen şeyler aslında. Onların havalandırılması, yastıkların, yorganların, belki yatakların havalandırılması ciddi anlamda bu durumda bir azalma sağlıyor. Evet, doğal olarak havalandırılma diyorsunuz. Bu arada hava temizleme cihazlarını öneriyor musunuz evlerde? Yani çok bu konuda hani ciddi anlamda sanayi tipi bir bölgede yaşamıyorsak, evimizin içerisinde dışarıdan gelen çok aşırı bir toz ya da sanayileşmiş, kirlenmiş bir hava yoksa çok fazla yalı olacağını düşünmüyorum ben o konuda. Ama hani eğer gerçekten çok tozlu bir ortamda yaşıyorsak evimizin içindeki havayı temizlemek için kullanılabilir. Evet. Covid'e gelecek olursak, hani bu bahar alerjisinin Covid'le birlikte arttığını söylememiz doğru olur mu? Çok o konuda hani öyle bir birliktelik olduğunu düşünmüyorum ben, ama hani şu var, alerjik kişilerde Covid ya da viral üst solunum enfeksiyonları biraz daha fazla ağır geçiyor. Çünkü zaten alerji var, zaten burun etleri şiş, zaten sinüs temelli, üzerine bir Covid ya da influenza gibi bir virüs gelip olaya eklendiğinde mevcut hastalık biraz daha ağır geçiyor. Ve sinüzit, orta kulak enfeksiyonları gibi sonrasında belki boğaz enfeksiyonları veya belki pnömoniye kadar dönüşebiliyor. Yani aslında olayın gidişatını ağırlaştırıyor bize. Bu konuda hani Covid olmayı kolaylaştırıyor demek mümkün değil. Peki Covid'de ne durumdayız? Devam ediyor mu Covid? Ediyoruz. Geçen haftalarda kendimiz hani hem hastalarımda hem de kendi ailemde tecrübe ettik bunu. Covid halen daha var. Hem ülkemizde hem de işte Türkiye'de devam ediyor. Ama şu an tabii işte influenza'nın, para influenza'nın, Covid'in izi hepsi birbirine karışmış. Gibi. Ama Covid halen daha var. Ama tabii eskisi gibi ağır seyretmiyor. Daha hafif seyrediyor. Grip semptomlarıyla seyrediyor. Evet. Nasıl anlarız bunu? Covid mi? Bahar alerjisi mi? Hafif bir nezle mi? Soğuk algınlığı mı? Bunu nasıl anlayalım doktor bey? Şimdi gripal enfeksiyon diye hani özetlersek Covid ya da influenza'yı genel anlamda, hani gripal enfeksiyonlarda burun akıntısı ve hapşırıkların yanında genellikle dediğim gibi bir kas ekleme ağrısı, sırt ağrısı, bir halsizlik, işte genellikle hasta işte dayak yemiş gibiyim falan tarzı bir tabir kullanırlar. Beraberinde boğaz ağrısı olması, bunlar daha çok gripal enfeksiyonlar lehine ve alerjiden biraz uzak durmamızı fikir olarak düşündürüyor. Ama hiçbir şey yoksa o zaman daha çok alerjik bir durum düşünmemiz gerekiyor. Evet. Evet, sona doğru geliyoruz. Ne yapalım? Sağlıklı günler geçirebilmemiz adına bize neler önerirsiniz? Onları alalım sizden lütfen. Alerjik kişilerde mümkünse çok tozlu, rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamaları, çok tozlu ortamlarda bulunmamaları. Çıkacaksak maske, maske kullanmak, gözlük kullanmak faydalı. Yani Magosa için çok önerim yok açıkçası. Evet. Bu aralar çok ciddi anlamda çalışmalar var her yerde. İnşallah o da belediyemiz kısa sürede tamamlayacak. Genel olarak bu şekilde aslında. Beslenme açısından nelere dikkat edelim? Beslenme açısından bu dönemlerde daha çok bağışıklık sistemimizi güçlendirecek işte C vitamini ağırlıklı gıdalardan, zengin gıdalardan beslenmek ciddi anlamda bu konuda bir koruyuculuk sağlayacaktır bize. Evet. Son cümlelerinizi alalım ve kapatalım. Herkese sağlıklı bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet Narden, bugün konumuz bahar alerjisiydi. Sayın Doktor Mustafa Balcıoğlu ile birlikte izleyicilerimizi bilgilendirmek istedik. Ben sözü size bırakıyorum. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz Ülkü. Devam ediyoruz. Elektrik konusu Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabulünde de gündemdeydi. Turgay Deniz Başkanlığındaki heyet Amcaoğlu'na Enterconnect'e ve enerji politikalarıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı bilgilendirme belgesini sundu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetini kabul ederek görüştü. Turgay Deniz Başkanlığındaki heyet, Bakan Amcaoğlu'na geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri Avrupa Birliği temasları hakkında bilgi verdi ve hazırladıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterconnect'e Bağlantı Seçenekleri adlı akademik çalışmayı sundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz Kabul'de Avrupa Birliği yetkililerinin ekonomi ve enerji ile ilgili olarak kendilerine aktardığı görüşler hakkında da Amcaoğlu'na bilgi verdi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da heyeti Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve ülkede son günlerde elektrikle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aktardı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kumyalı Balıkçı Barınağı'yla levrek ve çipura üretimi yapan SeaWorld çiftliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ülke çipura ve levrek ihtiyacının yaklaşık %90'ının sağlandığı çiftliğin yılda yaklaşık 500 ton balık ürettiğini söyleyen Bakan Oğuz, ada ülkesi olunmasına rağmen balık üretim ve tüketiminde istenilen noktada olmadıklarını kaydetti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kumyalı'da faaliyet gösteren ve şu an ülkedeki tek aktif balık üretme çiftliği olan SeaWorld Balık Çiftliği'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Levrek ve çipura üretiminin yapıldığı Kumyalı açıklarındaki çiftlikte balıkların yemlenmesini yerinde görerek çiftliğin işleyişi hakkında da bilgi alan Bakan Oğuz, tesisin kapasitesinin yılda yaklaşık 500 ton olduğunu söyledi. Tabii ki ülkede bir ada ülkesi olmamıza rağmen maalesef balık üretimi konusunda geriyiz. Balık tüketiminde de geriyiz. O nedenle hem denizlerimizden faydalanmak açısından biz bakanlık olarak balıkçı barınaklarının iyileştirilmesi, yeni balıkçı barınakları yapılması ve denizlerimizden daha faydalanılması, bunun hem üretim anlamında halkımızın gelir elde etmesi hem de tüketim anlamında halkımızın balık tüketmesi için de çalışmalarımız var. Ancak Bakan Oğuz, tesislerin denizleri kirletip kirletmediği konusunda da çok titiz çalıştıklarını, bakanlığa bağlı hayvancılık dairesi tarafından devamlı kontrollerin yapıldığını, doğayı ve denizleri koruma yönünde hassas olduklarını söyledi. SeaWorld sorumlusu Yıldırım Kosifoğlu da 2016 yılından bu yana çipura ve levrek üretimi yaptıkları tesisin kapasitesini artırma yönünde çalışmaları olduğunu belirtti. Kosifoğlu, tesiste üretimi yapılan balıkların yemlerinin balıktan üretildiğini ve tüketicilerin gönül rahatlığıyla balık üretme çiftliğindeki balıkları tüketebileceklerini söyledi. Bakan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra da hasat edilen çipura ve levreklerin paketlendiği tesisi ziyaret ederek incelemelerini sürdürdü. Bakan Oğuz incelemelerin ardından BRT'ye açıklamada bulundu. Bizim ülkedeki kendi balıkçımızın rakibi değil. Bir de öyle bir şey var, işte işletmelere veya bu tip yatırımlara karşı bir de duruş var. Öyle bir durum olmaması gerekiyor. Çünkü ülkedeki tüketilen balığın miktarı belli, üretilen belli. Yurt dışından ithal edilen balık da belli. O nedenle ithalat olduğu için bu ülkede demek ki bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Bu sebeple bu tip işletmeleri biz bu hassasiyetle gözeterek destekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında 12. toplantı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yapıldı. Tatar toplantıda Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargolara karşı mücadele için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında 12. toplantıya Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği,
Dağ Çamur Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Kuzey Kıbrıs Rally Kulübü Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik Jaguar Derneği, Güzel Yurt Klasik Araçlar Derneği ve Kayrenya Offroad Derneği Başkan ve Temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ve egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerisiyle ilgili olarak bilgi verirken esas hedefin Kıbrıs Türk halkının varlığını güvenceye almak, devleti, egemenliği, özgürlüğü korumak ve daha refah dolu günlere ulaşmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar toplantıya katılan kurum ve derneklerin çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslararası etkinliklere katıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına büyük katkıda bulunduklarını belirtti. Çok uzun yıllardan beri çeşitli sivil toplum örgütleri ve kurumlarla iç içe olduğunu ifade eden Tatar, sorunların çözümü için gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Yıllardan beri her alanda Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargolara karşı etkin ve kararlı bir mücadelenin önemine de dikkati çeken Cumhurbaşkanı bu konuda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Toplantıda söz alan kurum ve dernek başkanları ise Tatar'a sıkıntı ve sorunlarını aktardı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, İskele ve Güzel Yurt kaza mahkemelerindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Sendika Başkanı Güven Bengihan, personel sorunu çözülmezse 17 Nisan'da İskele ve Güzel Yurt kaza mahkemelerinde uyarı grevi yapacaklarını duyurdu. TAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerindeki sorunların çözümü konusunda adım atmadığı gerekçesiyle İskele Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Bengihan, İskele Kaza Mahkemesi'nde 3, Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde 6 personel eksikliği bulunduğunu belirterek, personel araç gereç eksikliği ile ilgili hükümete yazılı ve sözlü taleplerde bulunduklarını, ancak sorunların çözümü yönünde adım atılmadığını ifade etti. O yüzden sorunlara çözüm üretirlerse biz sokağa çıkma meraklısı değildik. Sorunlara çözüm üretmedikleri için buralardayız. Amacımız budur. Kesin, açık ve net. Ne maaş istedik, ne ek mesai istedik, ne tahsisat istedik. Personel istedik. Bengihan, personel eksiği giderilmediği takdirde 17 Nisan'da İskele ve Güzelyurt kaza mahkemelerinde bir günlük uyarı grevi yapacaklarını, makul bir süre vereceklerini, sorun devam ederse grevlerin süresinin artırılacağını kaydetti. Güven Bengihan, hükümetin ihtiyaç olmadığı halde istediği yerlere personel alımı yaptığını, ancak elzem hizmetler olan mahkemelere personel alımı yapmadığını da savundu. Personel eksikliği ve araç gereç. Yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığı tarafından yürütülen Gönül Köprüsü projesi kapsamında 7 konukta iftar yemeği düzenlendi. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen Gönül Köprüsü projesi kapsamında 7 konukta iftar yemeği düzenlendi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde gerçekleşen iftar programında çocuklara boyama seti ve oyuncaklar, ailelere ise Ramazan hediyesi dağıtıldı. Karagöz, Hacivat gösterisiyle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, 6 Şubat'ta Türkiye'deki depremde kızıyla torununu kaybeden Fatma Köse'yi de evinde ziyaret etti. Eren, iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Vakıflar İdaresi'nin Ramazan ayının birlik ve beraberliğinin birlikte idrak edilmesi için birlikte iftar programı düzenlediğini kaydetti. Eren, Türkiye her zaman sizlerin yanında çünkü Kıbrıs'ı kendisinden ayrı görmüyor. Gönül coğrafyasından öte gönlümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Sizler burada hiçbir zaman yalnız değilsiniz, dedi. Eren, gönül projesi çerçevesinde Ramazan ayında 24 gün 48 köyde iftar verildiğini belirterek, Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Türk Kızılayı'nın Ramazan boyunca her gün 18 noktada 7500 insana iftar imkanı sağladığını anlattı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da
gönül projesi kapsamında iftar programı düzenleyerek birliktelik sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bazı ilaçların geldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ile tetanoz ve Parkinson ilaçları gelmiştir. İlaçlar ülkeye peyderpey gelmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada iletişim öğrencilerine Kıbrıs konusunda son gelişmelerle ilgili bilgi verirken, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı yeni siyaseti de anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın iletişim öğrencilerinin sorularını da yanıtladığı kabulde, LAÜ öğretim üyesi doçent doktor Güven Arıklı da hazır bulundu. Beyarmudu bölgesinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretim alanı oluşturuluyor. Beyarmudu Belediyesi ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Avrupa Birliği finansmanıyla gerçekleştirilecek projenin tanıtımı Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde yapıldı. Toplantının ardından arazide projeye yönelik çalışmalar yer aldı. Avrupa Birliği Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin uygulanmasına yönelik teknik destek projesi kapsamında finanse edilen tıbbi ve aromatik bitkiler için deneme sahası oluşturulması yönünde Beyarmudu Belediyesi ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde hazırlanan projeye start verildi. Proje çerçevesinde ilk olarak tarafların katılımıyla Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde projeye ilişkin sunum yapıldı. Açılış konuşmaları ve sunumun ardından ekim alanlarına gidilerek pilot çalışmalar yapıldı. Açılışta konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, insanlık tarihi boyunca tarımın önemine dikkati çekti. Bebek, ekonomik kalkınma açısından da tarımın vazgeçilmez olduğunu söyledi. Beyarmudu Belediyesi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD işbirliği ile kurum işbirliğinde kurulması için çalışmaları başlatılmış Kırsal Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşumu için ilk adımlar atılmıştır. Bu merkez sayesinde hem üretim kadınlarımız gelişecek hem de ülkemiz tarım araştırmalarına öncülük edecektir. Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Başkanı İçim Kavuklu da pandemi sürecinde tarımın ve üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek ekonomik açıdan da tarımın büyük bir katma değer olduğunu vurguladı. Aromatik bitki, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği dünyamızda 2001'den itibaren hızla artış gösteren bir tarım politikası haline gelmiştir. Çünkü alternatif tıp, tıbbi ilaçların üretimi, kozmetik sektöründe aromatik bitkilere ihtiyaç duyulduğu artık aşikardır. Avrupa Birliği Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Teknik Destek Ofisi'nden proje ekip lideri Donald Iguelana da proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmalarının ardından yapılan sunumlar sonrasında pilot bölgelere gidilerek alan çalışması yapıldı. Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencilerin doğru meslek seçimine katkı için kariyer günleri etkinliği düzenledi. Etkinliğe Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da katılarak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Güzelyurt Türk Maarif Koleji'nde öğrencileri iş dünyasının önemli isimleri ve üst kademe yöneticileriyle buluşturarak meslek seçiminde doğru tercihleri yapmalarını olanak sağlamak amacıyla kariyer günleri etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, basın yayın alanındaki tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Polis seyir sefer ruhsatı olmayan araç sürücülerinin aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra araçların trafikten men edileceği uyarısında bulundu. Sınıf subaylığından yapılan açıklamada ülke genelinde gerçekleştirilecek olan trafik denetimleri kapsamında geçerli seyri sefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra motorlu araçlar ve yol trafik tüzüğünün polise verdiği yetkiye dayanarak sürücülerin araçlarının da trafikten men edileceği kaydedildi. Öylece noktalıyoruz. Sabah haberin sonundayız. Yayınımız spor haberleri ve manşet artıyla sürecek. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aksa 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları dün oynandı. Alınan sonuçlarsa şöyle: Yeliboğaziçi 1, Yalova 0, Düzkaya 4, İncirli 1, Lapta 1, Ünümarmaraş 1, Binatlı 3, Girne Halkevi 0, Dört Yol 3, Miracle Karşıyaka 2, Yeni Erenköy 2, Mor Menekşe 3, Perel Arnaka Gençler Birliği 5, Bafülk Yurdu 1, Mustafa Acali Yılmazköy 0, Esentepe 1. Noyanlar Grup of Companies ana sponsorluğunda organize edilen Long Beach Run organizasyonu 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyon 21, 10, 5 ve 3 kilometre halk koşusuyla 1 kilometre çocuk koşusu kategorilerinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Long Beach Run organizasyonundan elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak. 21 kilometre 8.15, 10 kilometre 8.30, 5 kilometre 8 ve 3 kilometre halk koşusu da saat 11.15'te start alacak. Türkiye'den iyi dereceye sahip sporcuların yanı sıra Türkiye 400 metre engelli rekorunun sahibi Nagihan Karadere'de yarışmaya katılarak destek verecek. Şampiyon Melekler Gençler Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Kurtuluş Lisesi kızlarda ilk gün elde ettiği liderliği ikinci gün sonuna taşıyarak elemeleri birinci sırada tamamladı. Kızlarda ikinci Yakındı Üniversitesi, üçüncü Namık Kemal Lisesi ve dördüncü Girne Amerikan Koleji oldu. Erkeklerde ise Yakındoğu Koleji birinci, Kurtuluş Lisesi ikinci, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi üçüncü ve Namık Kemal Lisesi de dördüncü oldu. İlk 8 içerisine giren okullar 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. Mitkin Yunelik'te Final Four heyecanı yaşanacak. UKÜ Arena'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'da mücadele eden Yakındı Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile de Rauf Denktaş Üniversitesi takımları arasında geçecek. İlk maçlar 14 Nisan Cuma akşamı saat 18'den itibaren oynanacak. Organizasyonda şampiyon 16 Nisan Pazar günü belli olacak. Saat 20'de başlayacak final BRT2'den canlı yayınlanacak. NBA Play'inde Doğu Konferans 7. Lig mücadelesinde Atlanta Hawks, Miami Heat'i 116-195 yendi. Atlanta Hawks bu sonuçta cumartesi günü başlayacak seride konferans ikincisi Boston Celtics'in rakibi olacak.